Sistemlerin özelliklerinden nedensel ve nedensel değilliği ve bundan sonraki konuda da kararlı mı kararsız mı? Tabii ki sistemden bahsediyoruz. Sistemleri inceleyeceğiz. Nedensel veya nedensel değil sistemler. Nedensel sistemler ve nedensel olmayan sistemler neye göre kategorize edilir? Onlara bir bakalım. Herhangi bir sistemin nedensel olması için gelecek değerlerinden bağımsız olması gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde sistemde gelecekten bilgiler bulunmaması gerekiyor. Peki gelecek değerler yani future value denilen hadisenin kendisi nedir? Ona bir bakalım. Herhangi bir şekilde bakın burada da xt xt artı xt eksi ifadeleri var. Şu anki nedensel sistemden bahsediyoruz. Nedensel bir sistemden söz edebilmemiz için öyle konuşalım en azından. Şu anki değerleri veya şu anki değerler artı geçmiş değerleri içermesi yeterli olacaktır. Eğer herhangi bir şekilde gelecekten bir değer içerirse burada görüldüğü üzere t artı a, a büyüktür sıfır için. Buraya t yerine 0 konulduğu zaman herhangi bir a constantına yani de sabit sayısına gider. A'nın 5 olduğunu düşünün. 1 olduğunu düşünün. 0.1 olduğunu düşünün. Dolayısıyla siz y 0 giderken x1e x 1'e, x 5'e, x 0.1'e gideceksiniz. Dolayısıyla geleceğe gitmiş olacaksınız. Dolayısıyla A büyüktür 0 e, notasyonu için herhangi bir şekilde benim t artı a gibi bir değerim varsa veya t artı a gibi bir geleceğe gidiyorsa sadece artı olmasına gerek yok. Bunun örneklerini de göreceğiz birazdan. Sonuç itibariyle yes herhangi bir şekilde siz B'yi incelerken e, B herhangi bir sabit sayı olsun. 3, eksi 3, 0 gibi. Siz X'in o değerine gitmiyorsanız veya geçmiş değerine gitmiyorsun şu anki durumunda ve geçmiş değerine gitmiyorsunuz. Geleceğe gidiyorsunuz. Bu nedensel olmayan bir sistemdir. Örnek. Present şu anki durumdan bahsediyoruz veya present artı past yani geçmiş nedenlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iki yapı da casual yani nedensel bir sistemdir. Nedensel olmayan sistem present artı future, past artı future, present artı past artı future yani toplam ifadesi. Dolayısıyla future varsa bir sistem içerisinde bu nedensel olmayan bir sistemdir. Bunun somut örneğine geçelim. Yani illa present mıdır, present artı future mıdır bunları yazmaya gerek yok. Sadece ben anlamdırmanız için bunları söylüyorum. Örnek olarak yt eşittir. yt sinyenin, tipi sinyenin xt artı xt 1. Bu sistem neden sen midir, değil midir? Bakın burada t eşittir 0 değeri için y 0 x 0 artı x 1. Yani bu şu anki durumunu gösteriyor, temsil ediyor. x eksi 1 de geçmiş değerini temsil ediyor. Dolayısıyla bu sistem Gelecekten bilgi içermediği için neden bir Bakın buraya da artı pas. Diğer bir örneğimize bakalım. bayağı bir örnek çözdük yani bunu da söyleyebilirim. Daha iyi anlaşılması açısından. yt eşittir xt artı x3 eksi t. t'nin sıfır varyasyonu için y sıfır eşittir x sıfır yani şu anki durum ve şu anki durum input'tan ve şu anki output'tan oluşuyor. Artı sıfır koyduğum zaman 3 eksi 0 3 bu ise yani şu sağdaki ifade şu ifade future ifademiz. Yani geçmiş gelecekten bilgi taşıyor. Dolayısıyla present narrative future eşittir non causal sistemi denk gelir. Tekrar söyleyeyim bu present future böyle yazmanıza gerek yok. Ben daha iyi anlamanız için bu kavramsal olarak da neyi ifade eder? Bu iş işaret kavramsal olarak da neyi ifade eder? Bunları tek tek ayrıntısına kadar yazdım. Sonra future, present, past nedir? Bunları da sorgulamayasınız diye. Yt eşittir x t kare. Bakın arkadaşlar bu genellikle bu tür problemler çok sevilir. Bunların varyasyonları da var. T'nin 2 kondisyonu için, durumu için y2 eşittir x4. Bakın bu feature mıdır değil midir? Feature'dır arkadaşlar. Niçin? Siz y'nin 2 varyasyonunu incelemek istiyorsunuz. Ama siz x3'e, x5'e, x4'e geleceğe gidiyorsunuz. Dolayısıyla İki şu anki durum mu temsil ediyor? İlla yani prezident olması için burası da iki mi olması gerekiyor? Evet. Siz hangi anlam bahsediyorsunuz? Çıkış için. Çıkış için e, dün saat 5'teki olasılığı düşünüyorsanız dolayısıyla buradaki ifadede dün saat 5'teki input olasılığı olması lazım. Ama siz burada saat 5'teki değil de 7'deki input'a bakarsanız bu sistemin çıkış için gelecek olmuş olur. Dolayısıyla future. Bu sistem kalıcı değil, non causal bir sistem. Yani nedense olmayan bir sınav. t eşittir x eşittir. Bakın, t eksi t. Bakın t'nin eksi 1 var için. Y eksi 1. Bu şu anki present durumu için e, konuşuyor oluyoruz. Ama e, bakalım giriş öyle mi bu? x'in eksi 1 koyarsanız t yerine eksi eksi 1'den 1. Bir. Bakın burada da gördüğünüz üzere future gidiyor. Dolayısıyla burada non-kacil bir sistemdir. Burada da başka bir örnek var. y eşittir t kare çarpı x'te. t'nin iki varyasyonu için y 2 eşittir 4 çarpı x 2. Bakın bu present yani şu anki durumu temsil ediyor input olarak. Ama burada t kare var. E burada 4 geldi. 4 çarpı x 2. Bu o zaman future yani gelecekten bir iki bir taşıyor. Hayır öyle bir durum söz konusu değil. Bu arkadaşlar input'a bakacaksınız. Bakın tekrar söylüyorum input'un manipülasyona bakacaksınız burada isterseniz tekip eksi 1 olsun hiç önemli değil veya eksi bir sürü varyasyon türetebilirsiniz e üzeri t olsun hiç önemli değil şu katsayıdan bahsediyorum siz buraya da yazdım sistemi inceliyorsunuz sistemi incelerken çıkış ve girinci, giriş incelemek zorundasınız çünkü bir sistemden bahsediyorsak ht veya hf neyse artık frekans cevabı siz sistemin çıkış ve girişini aynı anda incelemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu input'un dışında bakın input'ta kastımız tekrar da bir input falan bundan bahsetmiyoruz. Input'un kendisi x'lerinin kendisidir. x'in durumuna bakacaksınız. Present mı? Past mı? Future mu? Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Önünde e t olmuş. E-t olmuş. Tekrar olmuş. Buna bakmayacaksınız. Dolayısıyla Buradaki 4 ifadesi kasayı temsil edecek. Kas sayılarda sabit ifadelerde dolayısıyla bu nedenselliği etkilemez. Bunu da özellikle belirteyim. Tekrar söyleyeyim. Burada e t olmuş. E eksi t olmuş. başka e sinüs t olmuş. Bunların hiçbirinin önemi yok. Siz x bakacaksınız. Yani şu ifadeye bakacaksınız. Bir sistemin kararlı mı yani stable veya non-stable olup olmadığını nasıl incelemesi gerekiyor? Ona bakacağız şimdi. Kararlı veya kararsız sistemler. Bir sistemin kararlı olup olmadığından söz için çıkışına ve girişine bakacağız. Tekrar söyleyeyim. Output ve input'a bakacağız. Eğer sınırlı sayıda bir girişim varsa ve buna tepki de çıkış olaraktan sınırlı sayıda oluyorsa bu sistem kararlıdır. E, sinyal sistemlerde osilasyon düşünün. Sonsuza doğru giderken osilasyon e, ne yapar? Kararsız bir yapıya bölünür. Genlik ilk artar. Tam tersi de sinüs ifadesi. Sinüs de sonsuza doğru giderken e, baktığın zaman kollar sıfıra yaklaşır. E, pardon sink function sinüs değil. Özür dilerim. Gibi. Burada bir tane örnek var. Sınırlı giriş ne demektir? Sınırlı çıkış ne demektir? Arkadaşlar sınırlı giriş, sınırlı çıkış sonsuzluğa gitmeyecek. Giriş de gitmeyecek, çıkış da gitmeyecek. Yani 1 milyon da olabilir. Benim tepkimin sonucu çıkış. Veya 10 kentrilyon da olabilir. Hiç önemli değil. Sonuçta bu sonsuza gitmiyor. Sabit bir sayı. Sabit bir ifade. YT x kare Benim inputum x kare t. Inputum da UT eşit olmuş olsun. Yani unit step function. Birim basamak fonksiyonu. Buraya T'nin karakteristik ödeden ne yazdım? Sıfırda Genlik 1 olacak ve T'nin sonsuza kadarki değerlerinde genlik 1 olarak da ne yapacak? Dolayısıyla X'te sinyalim benim sınırlıdır. Niçin sınırlı? Çünkü genlik her zaman 1. Değişmiyor. T parametresi ne olursa olsun. Bakın T sonsuza kadar gitse genliğin 1. Ya e burada T sonsuza gidiyor. O zaman bu sınırlı değil diye düşünmeyin. Hani Siz şöyle düşünmek zorundasınız. T parametresine bağlı olarak X'in tepkisini genlikte bir. Bir gelişmeyecek. Siz parametre zamana göre burada çıkış elde etmiyorsunuz. Zamana göre pardon zamana göre buraya çıkış yazmıyorsunuz. T ise burası x'in sonucu t değil. T e, burada bakın x eşittir ut yani genliği olacak. Dolayısıyla t büyük eşittir büyük eşittir 0 için sınırlı. Yani e, buraya da yazıldığı üzere t büyük eşittir büyük eşittir 0 için 1 eşit olacak. Yt sınırlı olmuş olacak. Neden? Bakın. Az önce bahsettiğim olgunun kendisi. YT 1'e eşit olacak. Çünkü ben x kare t, x t neydi? Ut. Ut sıfırdan sonsuza bakın burada ut sıfırdan sonsuza bir genel alacak. Dolayısıyla yt neye eşitti? x kare t. O zaman birin karesi bir. Değişen bir şey yok. Yt de bir. Yani sonsuzdan küçük herhangi bir sayı sabit neyse artık. Burada da büyük eşittir sıfır için tabii ki küçüktür sıfır için de 0. Dolayısıyla bu sistem stable. Bakın burada da integral sürekli zamanlarda sonra şey ifademiz integral ifademiz var. x de dt. x XT yine ut olsun. Herhangi bir ifade de olabilir. Hiç önemli değil. Bir sonraki örnekte de ut'den farklı bir ifade tanımlayacağız. yt eşittir sıfırdan biraz pardon sıfırdan sonsuza genlik ne? Buradaki ut arkadaşlar integralin alt ve üst sınırı belirler tekrar söyleyeyim. İntegrin alt ve üstünü belirler sonra genlik neyse genliğini de dışarı çıkartır ve kendisi yok olur. Genliği de bir dt. Bu integralin e, bir nasıl dışarı çıkar? T olaraktan 0'dan sonsuza gördüğünüz gibi yt sonsuza gidiyor. T yerine sonsuz koyun, t yerine sıfır koyun, sonsuza gidiyor. Yt sınırlı değil. Gördüğünüz gibi o sonsuza gidiyor. Yani yt işaretim sonsuza gidiyor. Dolayısıyla benim bu sistemim kararlı bir sistem değil. Kararlı bir yapıya sahip değil. Yani nasıl bir sistem? Sizin çıkışını nasıl bunu çizeceğim buraya? Gördüğünüz gibi şu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Bu e, yt ifademiz şu da t parametresi artık. Bakın burada t. Dolayısıyla bu sonsuza kadar gidiyor. Herhangi bir şekilde kararlı bir yapıya bürünmüyor da bunun görsel adı. Diğer ifademiz yt integral xt dt. Bu sefer xt biraz kompleks olmuş olsun. Evde xt sinüs de ut. Burada ayrıca xt'nin kafalar karışabilir diye ayrı ayrı xt ve yt'yi inceledim. Herhangi bir soru şartı kalmasın en ince ayrıntısına kadar bunları size aktarmak için yapıyorum. İki sesin yeni karar sınırlı mı değil mi? Bounded input. Bu input verilmiş ama bu inputun sınırlı mı değil mi? Belki bilerek verildi. Belki sınırlı değil. Yani bu, bu işaretinde benim belki kararlı bir yapıya sahip değil. Ona bakalım. En zor ekstres U ut. Bir kere biz şunu biliyoruz. T'nin sıfırdan küçük değeri için x de her zaman sonuç olarak nasıl edecek. Ve sınırlı. Gördüğüm gibi. Niçin? U t çünkü tanımlı değil. T'nin büyük eşitliği sıfır durumu için en zor ekstres sıfır yaklaşın, yaklaşacak. Yani sonsuza doğru giderken bakın 999 değerini koyduğunuz zamanki alacağı değer ve sonuç ile t yerine 1 koyduğunuz zamanki sonuç çok farklı. 1'deki değer e üzeri eksi 1 daha büyüktür. e üzeri eksi 1'den. Dolayısıyla sıfır yaklaşın Dolayısıyla bu da sınırlı. Sinüs de zaten sınırlı. Eksi 1 ile 1 aralığında. E, u t zaten 1. Dolayısıyla x t sinyalı benim sınırlı. Yt'ye bakalım. Sıfırın sonsuza. E üzeri eksi t sinüs t dt. UT burada kayboldu. Genli de birdir. Kasrası birdir. Sıfırdan sonsuza kadar alt ve üst e, integralin üst sınırını değiştirdi. Kendisi gitti. Eğer eksi t sinüs t dt. Bu integralin artık kısmi kısmı integrasyon uyguluyorsunuz. Çıkış çıkışı olarak tabii, eksi 1 bölü 2 eğer eksi t parantez içerisinde sinüs t artık kosinüs t parantez kapattık. Sıfırdan sonsuza. Bu değerleri sonsuz ve sıfır değerlerin yerine yani koyduğum zaman da 1 bölü 2 sonucunu buluyoruz. YT'de gördüğünüz gibi çıkışta kararlı bir yapı sahip. Niye? Çünkü sonsuzdan küçük. Yani C gibi biz sabit bir şey. Constant bir ifade. Dolayısıyla bu yapıda kararlı veya bu sistemde kararlı bir sistemdir. Sorunuz olursa e, bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Bu soruları da sizin için tekrar tekrar çözebiliriz.